Üç tanesi sağlıklı, geri kalanlar öldü. Ortakent beldesine zehirlenen 30 kediden 20'si kurtarılamadı. Aman düşmesinler de. Düşmezler devam et. Yok düşmedi. 16 kedisi olduğunu söyleyen edebiyat öğretmeni Banu Uçar, Ortakent Yahşi Beldesi Maşat Sokak'ta bulunan evinin bahçesindeki kedilerin dün gece saat 22 sıralarında aniden ölmeye başladığını söyledi. Allah'tan sağlıklılar. Uçar, kedilerin içine çok kuvvetli tarım ilacı konulan zehirli et parçalarını yemeleri sonucu öldüğünü tahmin ettiğini iddia etti. Lütfen hayvanları sevin, koruyun. Onlar sokaktaki melekler. Önceki gece yaşanan vahşeti gazetecilere anlatan Uçar, yaptığı konuşmasında şunları söyledi. Geceliğin saat 9.30-10 civarı gözümün önünde yiyen hayvanlar zıklayarak ölmeye başladılar. Sabahleyin karşılaşmadım yani. Ben bir gece şey sabah 9.30-10 civarı ve parça et şeklinde bir şeydi. Yani dışarıya çıktım, eşim gelmişti. O an ne olduğunu da anlayamadım. Hayvanımın biri çırpınıyordu. Derken başka bir hayvanım çırpınmaya başladı. Başka bir hayvanım. Kaçıştılar bahçenin her tarafına. Peşlerinden koşuyorum, çırpınan kasılarak, kusarak, altına kaçırarak, sıçrayarak öldü. 10-15 saniye ama, 10-15 saniye, o peş peşe. Bu arada birkaç tanesi tepiniyordu yerde. Bir aşağı yukarı ben bir fenalaştım. Biraz kendime gelir gibi oldum, yüksek tansiyon hastasıyım. Derken onlar biraz böyle kalkıp sallanarak yürümeye başladı. Topladık onları, götürdük işte, kliniğe götürdük. Kliniğe götürürken yoldaki cesetleri gördüm zaten, tekrar fenalaştım. Ortakent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, olaya çok üzüldüğünü belirterek, zehirlenip de hayatta kalan kedilerin tedavileriyle ilgileneceğiz ve bölgede başka zehirli atıklar olup olmadığında kontrol ettirip temizlik yaptıracağım. Ayrıca ölen kedilerin vücutlarında bulunan zehirlerin doğaya zarar vermeyecek şekilde gömülmesini sağladım. Vatandaşların hayvanlara karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Bu tür zehirleme olaylarını kınıyorum, dedi. İyi durumda değiller. Sepetin biri.